Herkese merhabalar. Alın size bir Carlsen oyunda. Carlsen hayranlarına, fanatik hayranlarına yönelik bir oyun daha gösteriyorum. Beni Carlsen düşmanı olarak mimleyenler var ama daha önce de dediğim gibi Carlsen'in oyunlarını en çok inceleyen de benim. Şimdiki oyunumuz kaç yılından bakayım? 2012 yılında Sao Paulo'da oynanmış Beyazlar Carlsen, Siyahlar Caruana, yine satrançta ustalık kursu kitabından. Carlsen E4 oynuyor. E6 oynayınca Caruana D3 yapıyor ve ana devam yollarından kaçınıyor. D5'e at D2, beyazlarla şahin savunması mı yapacak acaba? At F6'ya, at GF3, at C6'ya C3. Beyazların oyunu garip gözükebilir ama bu piyon yapısıyla böyle değişik planını belli etmeyen bir açılış sergiledi. Carlsen ileride E5 sürebilir mi? D4'te destekleyebilir mi? Kapalı mı yapı olacak? Henüz bilmiyoruz. Ne var ki siyahlar fil D6 oynayarak beyazların olası E5 sürüşünü engelledi. Peki şimdi şunu sorgulayalım. At C6'ya C3 yaptı ya Carlsen. Şimdi E5 olmaz mıydı acaba diye insan düşünüyor. E5'e at D7 geldik. İstedik piyonu. D4 yaptı. Şimdi F6 ile bir daha yüklendi. EF6, vezir F6, fil D6 ile siyahların rahat bir konumu oluyor. Bir de rok attığında F hattından saldırı var. Demek ki Carlsen biraz bekletiyor. C3 fil D6 yapınca fil E2 oynuyor. Rok böyle bir girişim. Yani garip gözüküyor. Şimdi bu D2'deki at ne yapıyor? Niye burada filin yolu? Niye tıkadı? Bakalım ne olacak? Siyahlar A5 yapıyor. Olası B4 sürüşünü kesiyor. Çünkü B4, B5 atın konumu bozmak gibi fikirler olabilir. A5'e kale E1. Fikir büyük olsa fil F1 ve E5 sürüşünü yapmak. Caruana da E5 yapmış. Önce E6 sonra E5 yaptı. Ama sonuçta merkeze piyon getirdi. Bu filin önünü açtı. Ve baktığımızda şu anda açılıştan sanki siyahlar üstün çıkmış gibi. Neden mi? Merkezde iki piyonu var. Siyahların iki piyonu var. Beyazların bir piyonu var. Ama olayı sadece böyle parmak hesabıyla sayısal olarak değerlendiremeyiz. Satrançta temelde yapmaya çalıştığımız şey etkili aletlere sahip olmak. Merkezde bunu sağlayan faktörlerden birisi ama garantisi değil. Öyle konumlar gösteririm ki göstermişimdir videolarda. Taraflardan birisi merkeze sahiptir. Merkezde piyonları vardır ama aletleri kötü kalmış durumdadır. Bunu örnek olarak hatırladığım Kasparov-Anderson oyunundaki bir analizim. Evet, şimdi ne yapacak peki? Bakalım oyuna Carlsen ne yapacak? E5 alıyor. Merkezin teslimi. At alır D5'ten sonra artık durum merkezde 1'e 0. Şu 4 kare merkez kareleri. Siyahların merkezde piyonu var. Hatta atı var ama beyazların nesi var? Hiçbir şey yok. Peki Carlsen kötü mü oynadı? Hayır elbette. At C4 geliyor. Kale E8 gelince fil F1 geliyor. Ve aletlerini rakip merkeze destek baskı yapacak şekilde yerleştirebildi. 3 taş da istiyor. Bakın siyahlar da kale, fil ve atla savunuyor. Bunu başardı. Tabii bu baskı siyahları sıkıntıya da sokabilir ve siyahlar bu baskıyı ortadan kaldırırsa, göğüs gererse merkeziyle, geniş alanıyla beyazları zorda da bırakabilir. Fil G4 gelmiş. Caruana atı açmaza almış. H3 bir yokluyor. Fil H5'e. Şimdi G3 gelmiş. Böylece G4 sürmedi şah kanadını zayıflatmamak için. Fil G2 gelip bu sefer uzun çaprazda iş yapacak. Çünkü bakın potansiyel hedefler var. Bu çok önemli. At B6 yapmış Caruana. C4'teki baskıcı atı ortadan kaldırmak istiyor. At alır B6, CB6. Piyonların duble olmasından rahatsız olmadı. Fil G2, B5. Çünkü B5, B4'le ben bu duble piyondan kurtulurum diyor. A4, B4. Fil E3 gelişim. Fil C7, vezir B3. Bu hamle sert. Vezir B3, D3 piyonu şu anda boşta. Siyahlarla Caruana fil C7 yaptığında bir insan niye durup dururken fil C7 çeker ki? Fil C7 yaptığında şunu dedi. Bak, benim vezirim piyona saldırıyor. Senin vezirin de savunmaya bağlı kaldı. Bu denmemiş gibi Carlsen vezir B3 oynuyor, al piyonumu diyor. Bunu yapabilirseniz, ki zaman zaman yapılabilir, etkili bir yöntemdir. Şu anda piyonu alırsa zaten kale AD1 var. Vezir A6 kaçınca fil F1 ile kayıp. Yani B5 sürmeli. O zaman da AB5 var. Veya vezir kale AD1'e iki yer var gidebileceği. G6'ya giderse veya F5'e giderse o zaman da G4 hamlesi var. Fil sıkışıyor. Dolayısıyla alınamaz. Siyahlar da hava deliği açmış.
O zaman da Carlsen vezir C4 geliyor. Bu hamle çok önemli. Bakın vezir bir anda yani D1'deydi C4'e geldi. İdeal yere geldi. C4'te ne yapıyor peki? Bir, piyona baskı var. İki, ata baskı var. Yani piyonu şimdi ikiyle istiyor. At ve piyon B4'ün savunmasına bağlı. Piyon da atın savunmasına bağlı. B4 ikiyle istenen, ikiyle korunan. Vezir C4'e geldiği anda orada sinyaller çakmaya başladı. Gerilim var. Basma yöntemine göre yeterince korunmayan taşlar pozisyonunda. Şimdi BC alır C3. BC3'ten sonra burada Karahan'a bir değişmeye girmiş. Yani çok beğenmiyor. Kale BC3'ten sonra bir de burada B hattından baskı gelecek. Ben olayı sadeleştireyim demiş. Bir sadeleştirme kombinasyonu diyebiliriz. E4 piyon fedası. İşte aldı, almak zorunda. Fil alır F3. Fil alır F3 yapmak zorunda. At E5. Veziri ve fili istedi. Vezir E2 yapmak zorunda. At alır F3. Vezir F3 yapmak zorunda. Vezir D3 geliyor. Bu tür zorlayıcı hamleleri hesaplaması kolaydır. Hele hele ustalar için. Vezir D3 ile geldiğinde diyor ki piyonu istedim, bu piyonu istedim. İki piyona birden çifte tehdit yaptım ve konumu sadeleştirdim diyor. Carlsen şah G2 yapıyor. Şimdi vezir C3 yaparsa kale AC1 var. Vezir E5 giderse fil F4 de arkadan fil düşer. Onu alamaz. Ama zaten Caruana burada vezirleri değişmeye razı. Ben beraberliğe gideyim diyor. İşte o zamanlar Caruana'nın en büyük hatalarından biri. Hatta satranç okulu sitesinde Caruana'nın suçu ne diye bir başlıkla yayınlamıştım. Çünkü çok mantıklı gözüküyor. Vezir alır E4 yapınca. Şimdi gidip de böyle ezbere almak kötü bir şey. Yani kale oyuna girer. Fil D4 yapıyor. Veziri istiyor. Vezir F3, şah F3. Carlsen diyor ki benim istediğim şartlarda değişim olsun. O da nedir? Carlsen'in şahı rakibin şahından daha iyi konumda. Bu ufak üstünlüğü, başka bir şey daha var birazdan bahsedeceğim. Bu ufak artıyı Carlsen sonuna kadar kullanabilecek mi? Şimdi siyah B6 yapmış. Kale AB1 piyon istemiş. Kale AC8. Şimdi burada beyazlarla ne oynarsınız? Size sorayım. Biraz düşünelim. Evet. Videoyu durdurabilirsiniz. Düşündüyseniz hamleyi gösteriyorum. Hamle kale E4. Ha şunu yaptıysanız bunu özellikle sordum. Burada kale alır E8'e bakıp kale alır E8 fil B6 ile kazandığınızı düşünüyorsanız kale B8 var. Aksine kaybediyorsunuz. Niye bunu gösterdim? Çünkü oyunlarda böyle hatalar yapılabiliyor. Sonuna kadar hesaplanmadığı için. Hele hele böyle üstün konumdayken artık ödülümü almam lazım. Çok iyi oynadım. Piyon boştu orada deyip yeterince hesaplamamaya başlıyorsunuz. Bunlar çok önemli. Yani kendinizi sorgulayın. Gevşediğiniz anda iyi hesap yapmadığınız için kaba hatalar gelir. Carlsen kale E4 yapıyor burada. Kale E4'e G6. G4 alan üstünlüğü elde etmeye çalışıyor. Şah F8. Bu arada niye G6? Şimdi bakın şundan bahsedelim. Burası önemli. Atlanmayacak. Atlanmamalı. Şimdi fil G7'ye yükleniyor. Şah savunmaya bağlı. Fil B6'ya yükleniyor. Tamam açmazdı ama yüklenir. Savunmaya bağlı. Şimdi piyon yapısı açısından aslında hep adacıklardan bahsediyorum. Siyahların 1-2 adacığı var. Beyazların 1-2-3 adacığı var. Normalde bu siyahların lehine olmalı. Ama fark filin etkili konumu. Yani fil tek zayıflığı tuttuğu gibi C3 zayıflığını rakibin iki taşını da savunmaya bağlıyor. Ustalık kursu kitabında oyun sonunda basma yönteminde incelediğim bir oyun bu. Kitabı da öneririm. Yani burada videoda hızlı hızlı anlatıyoruz ama derinlemesine incelemek için bir kitabı alıp uzun uzun bakmak gerekli. Oradaki yorumları incelemek gerekli. Şimdi kale E4'e G6 yapıyor. Şah savunmaya bağlı kalmasın diye. Ama şimdi bir sakınca ortaya çıkacak. Birazdan bahsedeceğim. G4 yapıyor. H5 sürmesin diye. Bunu da anlatacağım. Şah F8'e H4. Kale alır E4. Şah alır E4. Kale E8. Şah D3. Kale E6. Şimdi burada yine size sorayım. İnce bir hamle. Beyazlarla ne oynardınız? Bakın taş taşa baş başa ama Carlsen sonuna kadar zorluyor bunu. Düşündüyseniz göstereyim. Hamleye bakın. Fil E3. Hamlenin zarifine bakın. Basitçe istiyor. Satrançta istemek ayıp değildir. Ya sıklıkla oyuncular şunu düşünüyor. Ben onu tehdit edersem o korur. Bırak korusun. Savunmaya bağlanacak. Zannediliyor ki ustaların o mükemmel oyunları böyle bir sihirbazlık gösterisi gibi.
fedalar, kombinezonlar konumsal bir üstünlüğün sonucunda ortaya çıkar. Tamam, bu oyun sonu ama bu oyun sonlarını kazanmanın yolu da böyle baskıyı ufak ufak arttırmaktır. Şimdi eğer siyah h5 sürerse gh gh kale b5 de kale bir anda bu piyona saldırıyor. Bakın böyle bir gitti piyon. Bu arada şunu vurgulayayım. Fil şu konumda 2 ile istiyoruz. 2 ile savunmaya bağlı. Beyazın 2 taşı, siyahın 2 taşını savunmaya bağlamış durumda. Ama fil e3'ten sonra şah g7 yapıyor piyonu korumak için. Bu sefer 2 hedef var. Siyahın da 3 aleti savunmaya bağlı. Oyun ortasında bu basma yöntemiyle diyelim tahtada 5 alet varken rakibin 1-2 aletini savunmaya bağlamak bile iyidir. Ama oyun sonu azaldığında bu basma yöntemi daha da etkili oluyor. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Ekşi Sözlük'te satrançta ustalık kursuyla ilgili o kadar kötü bir yorum yazmışlar ki inanamıyorum. Yani kitabı okumadan neymiş bu basma yöntemi, çok çirkinmiş ya. Sen ne düşünüyorsun artık bilemiyorum da. Yani buradaki yöntem satrançta da geçer. Belli taşlara basmak, yüklenmek anlamında. Anlamamış tamamen kitabı, yerden yere vurmuş okumadan. Üzüldüm ama yani böyle bir mecra orası da. İnsanlar birilerini aşırı derecede eleştirince, yerince, alay edince daha değerli olacaklarını zannediyor. Nasıl bir psikoloji bilmiyorum. Yani düzgün bir eleştiri gelse tamam ama tamamen şu andaki yaklaşım o şekilde, birilerine zarar vermek, incitmek adına. Neyse, çok umursamıyorum artık. Sağ olun, takdir ediliyor videolar, anlatımlar. Şimdi 3 aleti savunmaya bağladık. Kale B5 geliyor ve siyahın olası H5'ini engelliyor. Bakın, o zayıflıktan kurtulmak istiyordu. Yandan tuttu böylece. Yani rakibin ne yapacağını anlamak da önemli. Fil de 8. Siyahlar savunmaya bağlı. Şimdi H5 sürdü. Kale D6, şah C4, kale C6, şah D5. Ha, piyonu alırsa, bazen bunları söylemeyi unutuyorum anızlarda. Fil D4 var. Anında kale gider. Kale E6 bekliyor. Fil D4, şah. Şah F8. Fil H6'ya basıyordu iyi güzel ama şimdi konumu daha da geliştirmek istiyor. F piyonu devreye sokuyor. F4. Fil C7'ye F5. Nasıl bir alan üstünlüğü var görüyorsunuz. Kale D6, şah E4, kale C6 ve şimdi ustalık hamlesi sorsam mı? Videoyu durdurup düşünebilirsiniz ama hamleyi gösteriyorum şimdi. Kale B1. Kale yön değiştiriyor. Alan avantajına sahip olmanın iyi tarafı da bu. Hatta iki zayıflık prensibi. Bir burada zayıflık var, bir burada zayıflık var. Bir anda beyazlar yön değiştiriyor. Şah E8'e HG, FG, kale H1, hop bu tarafa gitti. Şah F7. Şimdi piyonu alamaz. Kale boşta, şah şah. Şah F7'ye şah D5 gelmiş. Buradan da yükleniyor. Kale D6, şah C4, GF, GF. Beyazlar bir geçer elde etti. Siyahların geçeri önemli değil. Yine bakın olay ne? Yükleniyor. Bu buraya ateş ediyor. Savunmaya bağlı. Bu buraya ateş ediyor. Savunmaya bağlı. Artı şah devreye girebilir. Taşların verimli kullanılması. Fil D8'e F6. Yolunu kesti. Burada ya piyon gidecek artık. Yapabilecek bir şey yok doğru düzgün. Şah da dalıyor. Fil F6 varyantına girmiş. Kale H6. Fil E7. Kale D6. Fil D6. Karona sadeleştirdi. Ama şah B5 geliyor. Şah E6 ve burayı temizliyor fil B6. Şah D7 C4. Şah C8 fil alır A5. Şah B7 fil B4. Fil F4 C5.